Yer şekillerinin dağlık ve iklim şartlarının elverişsiz olduğu bölgelerde üretim ve dağıtım faaliyetleri olumsuz etkilenir. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin bu özelliklere sahip olduğu söylenebilir? Aydın, Bursa, Şanlıurfa ve Uşak illerinin iklim koşulları oldukça elverişlidir üretim ve dağıtım faaliyetleri için. Fakat Bitlis hem iklim şartları hem de yer şekilleri bakımından üretim ve dağıtım faaliyetleri yönüyle oldukça elverişsiz koşullara sahiptir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri ekstrem sıcaklık sonucunda meydana gelebilecek olaylardan değildir? Buzulların erimesinde artış, tatlı su kaynaklarında azalma meydana gelir. Fakat gece gündüz sürelerinde değişme ve tektonik hareketlerde azalma ekstrem sıcaklık sonucunda meydana gelebilecek durumlar değildir. Doğru cevabımız 3 ve 4. E seçeneği doğrudur. Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? Hamburg, Marsilya ve Rotterdam, bu şehirler liman şehirleridir ve bu şehirlerin gelişmesinde ulaşım faaliyetlerinin etkisi fazla olmuştur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen biyomlardan hangilerine ülkemizde rastlanmaz? Çayırlar ülkemizde dağlık alanların yüksek kesimlerinde görülür. Boskurlar iç bölgelerimizde yaygın olarak görülür. Fakat Türkiye'de tundra iklimi görülmez. Türkiye'de subtropikal iklim görülmez. Bundan dolayı savanlara ve tundralara Türkiye'de rastlanmaz. Rastlanmazlar sorulduğu için 1 ve 3 diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir? İskandinavya, Kanada ve Sibirya'nın kuzeyinde görülür. Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan likenler ve kısa boylu otlardır. Rengeyi, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi biyomun başlıca hayvanlarıdır. Evet yukarıda özellikleri verilen biyom tundra biyomudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması beklenir? İngiltere, İsviçre, Fransa ve Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı oldukça düşüktür. Bu ülkelerde nüfus artış hızını artırma yönünde politikalar uygulanır. Fakat Endonezya'da nüfus artış hızı çok yüksektir. Doğum oranları çok yüksektir. Bundan dolayı nüfus artış hızını azaltmaya, doğum oranlarını düşürmeye yönelik politikalar uygulanır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanların ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Küresel etkiye sahip şehirler bulunur denilmiş. Buralarda çöl arazileri, şurada da dağlık araziler bulunur söylenemez. Doğal kaynaklar bakımından zengindir denilmiş. Dağlık alanlar doğal kaynaklar bakımından zengin değildir. Canlı çeşitliliği fazladır denilmiş. Bu alanlarda canlı çeşitliliği azdır. Ormanlar geniş yer kaplar denilmiş. Ormanların da az olduğunu biliyoruz. Ormanların bulunmadığını biliyoruz. Çöller bulunduğunu biliyoruz. Fakat doğal koşulların ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Çöllerde kuraklık, e, Himalaya'larda da dağlık alanların engebenin fazla olması ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemiş diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çay, şeker, konserve, ve meyve suyu, un ve makarna gibi endüstriyel tesislerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde... Aşağıdakilerden hangisine yakınlık daha önceliklidir? Özellikle çay, şeker ve konserve gibi ürünlerde bozulabilir olma niteliğinden dolayı ham maddeye yakınlık öncelikli olarak etkili olmuştur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir girişimci dünyanın bazı ülkelerinde fabrikalar kurmak istemektedir. Ham maddenin fabrikaya yakın olması ulaşım masrafını azaltacaktır. Buna göre girişimcinin seçeceği ülke ve ham madde aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Finlandiya kereste bakımından zengindir, Katar petrol bakımından zengindir, Sri Lanka çay bakımından zengindir, Rusya da kömür bakımından zengindir. Fakat Japonya demir bakımından zengin değildir. Bu yüzden yanlış bir seçim olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu bitkilerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde yaygın olduğu söylenemez. Yıllık yağış miktarının 200 milimetrenin altında olduğu yerlerde kuraklığa dayanıklı bitkiler yetişmektedir. Bu bitkiler genellikle kısa boylu, dikenli ve bünyelerinde su tutma özelliğine sahip olan bitkilerdir. Yıllık yağış miktarının 200 milimetrenin altında olduğu yerlere çöl diyoruz. Atakama bir çöl bölgesidir. Taklamakan bir çöl bölgesidir. Büyük Sahra bir çöl bölgesidir. Arabistan Yarımadası da yine çöllerden oluşur. Fakat Musonlar Asyası yağış miktarının fazla olduğu bir yerdir. Çöl değildir. Bundan dolayı bu tür bitkilerin Musonlar Asyası'nda görülmesi beklenmez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir ülkede nüfus artış hızının yükselmesine bağlı olarak Aşağıdakilerden hangisinin artması beklenemez? Mal ve hizmetlere olan talep artar, iş gücü potansiyeli, yeni iş imkanları ve demografik yatırımlar buna bağlı olarak artar. Fakat nüfusun artması sonucunda kişi başına düşen milli gelir azalır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi beşeri faaliyetlerin üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir? Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde denilmiş turunçgiller yani iklime bağlı olarak. Metalürji sanayinin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi kömür ve demir yatakları dendiği için yeraltı kaynaklarına bağlı olarak. Kereste sanayisinin orman alanları çevresinde olması yine ormanlara bağlı olmasından dolayı doğal faktörlere bağlı olarak. Güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgelerde denilirken yine güneşlenme yani iklim koşullarına bağlı olarak seracılığın gelişmesinden bahsedilmiştir. Fakat E seçeneğinde ekmek tü tüketiminin fazla olduğu bölgelerde yani pazar imkanlarının fazla olduğu, nüfusun fazla olduğu bölgelerde buğday tarımının yaygın olmasından bahsedilmiş. Burada beşeri bir unsurdan bahsedilmiştir. Doğru cevabımız E seçeneğidir.